Arkadaşlar selamünaleyküm, kanalıma hoş geldiniz. Bugün burayı bir kademe daha iniyorum aşağıya. Ya bu beni verem etti ya. Gel de gel. Burada kademe yol işi. Yol çok önemli arkadaşlar böyle şantiyelerde. Her yerden bir yolunuz olması lazım. Çünkü aldıkça her yer değişiyor. Bir sonraki kademeye yol bırakmanız lazım. Şimdi bu alandan şu sağ taraftan su geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Bu su sürekli geliyor. Sürekli geldiği için bunu böyle taşıyacağım. Ta taş döşediğimiz yere kadar götüreceğim bu suyu. Yağcılığa başlayan arkadaşlardan bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar, burada bir tane yağcımız var. Daha adını bile bilmiyorum, sormadım. Ben dedi mermer ocağında yağcılık yaptım, falan yaptım, filan yaptım. Şimdi mermer ocağıyla hafriyat işi bir olmaz. Tamam mı? Arkadaşlar nereye değineceğim? Yani hangi işi yapıyorsanız o işte tecrübe kazanırsınız. Tecrübe olayı çok farklı. Yani ben şimdi mermer ocağında çalışmış olsaydım ya da orada yetişmiş olsaydım piyasa fiyatını yapamazdım. Piyasa fiyatı çok farklı. Mermer ocağı, taş ocağı çok farklı. Yani taş ocağından gelme operatörler var. Ama her zaman bir piyasa operatörü gibi iş veremez. Anladınız mı? Bir tane arkadaşımız kendini övüyorsun demiş. Ya ben övmüyorum. Niye öveyim kendimi ya? Ben işimde iyi olduğumu gösteriyorum. Yani iyi olduğumu söylüyorum. Başkasına kötü bir şey demiyorum ki. O yüzden yağcılık yapacağınız yer şart. Yani yaptığınız yerin şartları. Şimdi bizim buradaki yağcıya getiriyorlar, fişleri veriyorlar. Çocuk nasıl öğrenecek? Öğrenemez ki. Öğrenmesi için de iyi bir beyin lazım, kapasite lazım. Şimdi ben kimseyi kötülemek için konuşmuyorum arkadaşlar. Bak, laflarımı yanlış anlayanlar var. Başka birini de asla rencide edecek bir şey yapmam yani. O da sonuçta ekmek parası kazanıyor işte. Ama gördüğümü de söylemezsem olmaz öyle yani arkadaşlar. Gördüğümü, video çektiğimi söylerim. Çekinmem yani. Buradan alacağım ya. Böyle yapacağım bu kanalı var ya. Durun, derinden miyiz?
meslekte de artık yetişen yağcı yok arkadaşlar. Kimse öyle şey yapmıyor yani. Ya ben yağcı yetiştirmiyor yani. Yetişen de yok. Nadir. Büyük hafriyatçılarda işte yağcı yetiştiriyorlar. Ama ne kadar benim gördüğüm yani arkadaşlar. Ben buradan böyle gideceğim. Böyle geriye doğru gideceğim. Kanalı da peşimden getirmem lazım. Yoksa hep çamurun içinde çalışacağız. Suyu kesmem lazım. Buradaki arkadaştan bahsetmiştim. Buradaki arkadaşta da şöyle bir şey var. Benim bir tane yağcım vardı eskiden. Hatırlıyorum. Ortak yağcımız. Diğer operatörlerle tabii ki. Abi adamda bir azim vardı, istek vardı. Yani böyle var ya, saniyelik makineden inmene bakıyordu ya. Saniyelik. Makineden indi, inan üstüne atlıyordu makine. Ama şimdiki arkadaşlar da ben onu göremedim. Yani böyle daha kolaymış gibi kolayına geliyor sanki yağcılık. Yani rahat ya. Şimdi şuraya geçiyorsun, oturuyorsun, izliyorsun, bakıyorsun. Sanki yağcılık daha rahatmış gibi, yani hiç operatörlüğe geçiş olmayacakmış gibi davranıyorlar. Makinayı verdim. Ben dedi taş ocağında yağcılık yaptım. Araba falan yüklüyorum. Makinayı verdim ama beceremedi yani. Beceremedi. Yetişkin yağcıyım dedi ben. Valla şu anki nesil biraz farklı. Biz yağcıyken götümüzde pompayı götümüze bağlar öyle gezerdik sırtımıza. Teneke elimizde. Çok farklı arkadaşlar. O yüzden
meslek de ölmez yani. Ölmeyen bir meslek. Ömür boyu çalış. Yağcılara da tavsiyelerimiz var. Bir sonraki videolarımızda. İsmi de bir değişik, yağcı. Yani bakımcı olabilir. Yağcı nedir ya? O işte öyle. Arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni izleyen arkadaşlar kanalıma abone olursa sevinirim.